Konuklarımıza merhaba diyelim. Konuklarımız hazır. Metehan Demir'i gördüm karşımda. Metehan günaydın. Doktor günaydın. Özgür Özdamar. Hocam size de günaydın. Merhabalar, hoş geldiniz. Metehan, seninle başlayalım. Ne oluyor? Sen de tabii şaşırdın. Hepimiz şaşırdık. Kalktık. Dün bambaşka şeyleri konuştuk. Bu sabah bir kalktık ki Donald Trump'a suikast girişimi, hatta dün geceden beri. Ne gördün? Senin merceğinden biz de görmek istiyoruz. Faruk, tabii ben önceki yayında değerli uzmanları, konukları da dinledim. Yayınlara baktım, yorumları izledim, uluslararası basında neler yansıdı diye de baktım. Tabii bu şüphesiz Amerikan siyasetinin bir kere, hani genel çerçeveden bakarsak, bir sürecine başkanlık, zaten çok tartışmalı, yüksek tartışmalı devam eden başkanlık seçimleri sürecine bir anlamda bir sosyal, kültürel, diğer psikolojik anlamlarda bir yansıması olacak. Buna bir gölge düştü ifadesi belki kullanmayacağım ama artık kafaların iyice karıştığı, tansiyonun iyice yükseldiği ve çok yüksek gerilimli bir sürece doğru artık kesin gerildiğini gösteriyor. Güvenlik zafiyeti, yani bunu hani 3-4 başlık üzerinden çalışıp biliyorsun sen yazı işleri kurallarını. Bir buna bakılır, bundan sonra siyasette sürece nasıl yansır diye. Bunun artıları, eksileri, avantajları, dezavantajları, Amerikan siyasetinde taraflar açısından nasıl kullanılır, kullanmaz diye. Bunun uluslararası siyasete yansıması konuşulur. Böyle bir yazı işleri toplarsa bir şey daha bakılır. İşte toplumsal dengelerin değişmesinden sonra orada güvenlik zafiyeti var mı yok mu diye. Zaten Amerikan basında, yabancı süreçlerde de, bu izleyenlerde de bu konuşuldu. Bu nerede ne hata yapıldı, nasıl bu kadar güvenlik. Dün akşam ben 2-3 Amerikan kanalı izledim çok geç saate kadar olaydan sonra. Olay yerindeki uzmanları falan da bağladılar. Orada da bir sorunlama var. Bu kadar zorlu bir işte rally'nin o kadar gergin bir tansiyon olduğu dönemde bu güvenlik zafiyeti nasıl oldu? Herkes de Secret Service dedikleri, o yakın korumaya Amerika'da Secret Service deniyor ama işte güvenlik sistematiğini yöneten görevlerin nasıl böyle bir hata yaptığını, buradan bu güvenlikten, bu kontrollerden nasıl geçtiğini, dışarıdan bu atışım nasıl yapılabildi, bir sürü şey soruluyor. Bu konuşulur. Tabii bununla beraber bundan sonra biliyorsun demin konuklarımız da söyledi, Cumhuriyetçilerin kongresi başlıyor pazartesi günü. Orada çok daha güvenlik tedbirlerinin olacağı, bunun işte neyi zorlaştırıp neyi zorlaştırmayacağı konuşulur. Ama şüphesiz bunları çizerken, genel çerçeveyi yükseltirsek, dış politikası açısından, dünya global açısından da bakıldığında, dış politika açısından, iç politika açısından ve güvenlik zafiyeti üzerinden merkeze yürüyebiliriz. Demin siz de ekrana koydunuz. Amerikan siyasetinde aslında bu tip suikastlar, bu tip suikast girişimleri yeni değil. Başından beri Amerikan tarihinin, Amerikan başkanlarının da öldürecek şekilde suikastlarda karşımıza geliyor. Ama Trump'ın tabii maceralı süreci, başkanlığı, başkanlığa kadar giden yolda her açıdan, yani sosyal açıdan, diğer yolsuzluklar açısından, özel hayatı açısından verdiği kararlar, açıklamaları çerçevesinde hep gündemdeydi. O kongre baskını zaten dünyanın ve Amerika'nın tüm dikkatini çekmişti. Amerika'nın ayarları bozmuştu. Trump tam gaz geliyor. Çok konuşacağız herhalde, vakit var ama hani Trump'ı tabii bu süreçte daha da güçlenen, daha da işte bu suikast sonrasında göz önüne gelen kuvvetli bir pozisyonda sağladı gibi görülüyor. Ben şimdi böyle keseyim ama çok fazla konu var dediğim gibi. Bu şekilde benim genel çerçeveyi özetlemek gerekirse yazı işleri usulüyle bu şekilde anlatabiliriz. Anladım. Özgür Hoca, şöyle bir şey dikkatimizi çekiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin her 30 yılda, 40 yılda bir başkanı suikaste kurban gidiyor. Yani ilginç de bir tarih. Dünyada başka bir ülkede var mıdır böyle bir şey bilmiyorum ama çok dikkat çekici bir şey bu. Hani böldüğünüzde, Amerikan tarihiyle eşleştirdiğinizde işte Abraham Lincoln'la başlayan, en son Kennedy ile biten ciddi bir suikastler süreci. Ki bu saldırıda Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Trump, yani direkt öldürme kastıyla ateş ediliyor, çok açık görüyoruz. Siz ne gördünüz, ne oldu, ne bitti? Bu görüntülere bakarak suikaste dair şu sebeple olmuştur, bundan dolayıdır diyebileceğiniz şeyler nelerdir?
Teşekkür ederim. Yani siz olanları gayet güzel açıkladınız zaten şu ana kadar bildiklerimizi. Ben onlara girmeyeyim ama sizin de dediğiniz gibi hani ciddi bir güvenlik zafiyeti var orada. Onu daha çok o işleri bilenler tartışırlar herhalde. Yani eski koruma polisleri mi olur, askerler mi olur? O benim konum değil ama Doğru. konum olmasa da çok ciddi bir açık olduğunu görebiliyorum. Evet. O yani silahlı adamın oralarda olmaması lazım. O yüksek yerden ateş etmemesi lazım. Ateş ettikten sonra belki bu tip durumlar için 20 saniye bile çok yani çok uzun sürüyor. O 20 saniyede belki de daha önce önlenmesi lazım. O oralarda tartışılacak çok şey var. Şimdi sizin sorduğunuz soru ya şöyle bir şey söyleyebilirim. Dediğiniz gibi maalesef Amerikan siyasi kültüründe böyle bir suikast geleneği var. Çok Ve ilginç. işte 150 yılı geçkin bir süredir yani Abraham Lincoln'dan beri yani başkan adaylarını falan koyarsanız ondan fazla yani Tabii. dört tane başkan öldürülüyor. Ama adaylar işte Adalet Bakanı Robert Kennedy falan onları da koyarsanız böyle büyük siyasi hatta yani politik figür olarak işte siyahların politik figürlerini falan koyarsanız yani o bayağı 20'leri 30'ları geçiyor böyle önemli politik Yani figürleri. değerli hocam, Howard Zinn'in Amerikan Halkları Tarihi'nde o kadar enteresan, o kadar acayip hikayeler anlatılır ki, hani o söylediğiniz isimleri koyduğumuzda gerçekten sayı onlara, 20'lere, 30'lara falan çıkıyor. Biz sadece başkanları aldık, işte Adalet Bakanı'nı da koyduk falan. Yani her 30-40 yılda bir Amerika'yı sarsan büyük bir suikast oluyor. Yani işte onun şöyle bir yorumu var bu konuda. O da şu. Yani Amerika kurulurken 1770'lerde, 80'lerde Avrupa'daki krallığa karşı ve işte o 3. George'un diktatörlüğüne karşı kurulan bir ülke. O yüzden de yani siyasi tarihinde ve siyasi kültüründe her zaman bir diktatöre karşı isyan etme fikri var. Mesela birinci öldürülen Abraham Lincoln de şundan öldürülüyor. İç savaş var. Güney eyaletleri Lincoln'u sen diktatör olmaya çalışıyorsun, bizi köle haline getiriyorsun diye öldürüyorlar. Ondan sonra da öyle. Yani bu Amerikan tarihinden, kültüründen gelen bir şey. Şimdi Donald Trump yani katılırsınız, katılmazsınız ama memleketin bir yarısı yani Amerika'nın bir yarısı Donald Trump'ı diktatör olmaya çalışmış, becerememiş ama diktatör olmaya bir kez daha çalışan birisi olarak görüyor ve belki de onunla alakalı bir şey. Bu suikastçılarda da bir kahramanlık kompleksi diye bir şey vardır. İşte tek başına kahraman olup tarihe geçme diye bir şey var. Onu yapmış genç bir çocuk gibi geliyor ama o sonradan daha şimdiden yarı komplo teorileri üretilmeye başlandı. O kadar uzaktan böyle bir silahla nasıl bu kadar iyi vuruyor bu adamın bir askeri eğitimi mi vardı? Eskiden sniper mıydı? Amerikan ordusunda mı çalıştı? Gizli serviste mi çalıştı? Bir de öyle bir şey çıkarsa iyice komplo teorilerine açık hale gelecek. Derin devlet yorumları falan yapılacak. Ben zannetmiyorum öyle olduğunu. Böyle Amerika tarihinde kahraman olmaya çalışan insanlar da çok var. Onlardan biri gibi gözüküyor ama tabii daha olay çok yeni yani şu an son bir saatte okuduklarımdan anladığım kadarıyla öyle bir eski devlet görevliliği falan filan yok ama Hayır, 20 belli olmaz. yaşında. Yarım saat sonra çıkabilir yani öyle bir şey ortaya. Evet. Yani Thomas Matthew 20 yaşında. 20 Evet. yaşında bir genç. Yani o bir de bir Genç. videosu var. Yani Trump'tan nefret ettiğini söylüyor falan. Bütün bunlar sanki bir de öldürüldü. Yani bir de o var. Sanki orası Evet. kilitlendi gibi, öyle değil mi? Evet. Ya öldürülmesine çok şaşırmadım. Birisi böyle önemli Tabii bir tabii. siyasi mitingde elinde silahla ateş ediyorsa vururlar onu. Çok orada orası çok şaşırtıcı gelmedi bana ama ya şey çok kafa karıştırıcı. Cumhuriyetçi Parti üyesi ama hayatında bir kere bağış yapmış. O da 15 dolar gibi küçük bir para. Demokrat bir adaya bağış yapmış.
O kısmı da karışık. Hemen böyle üstüne atlayıp böyle birbirini suçlayacak bir durumda yok gibi. Ama yani cumhuriyetçiler bunu mutlaka çok güzel kullanacaklar, orası kesin. Yani zaten Donald Trump kendini böyle mağdur, şehit falan gibi göstermeye çalışıyordu. Hani benle sürekli uğraşıyorlar, benle sürekli hapse atmaya çalışıyorlar. Mahkemede üstüme geliyorlar, mağdurum, mağdurum diyordu. Yani bundan güzel mağduriyet olmaz. Çok böyle ikonik fotoğraflar oldu orada. Özellikle o arkada Amerikan bayrağı sallanırken burasından kanlar, etrafında FBI ajanları falan. Böyle bir Rönesans tablosu gibi harika bir fotoğraf vermiş orada. Yani ikonik fotoğraf da hani belli bir tarihi dönemi, belli bir tarihi olayı hatırlatan fotoğraftır ya. Yani şu yaşadığımız dönemi, 2024 yılındaki kutuplaşmış Amerika'yı, Donald Trump'ı, bütün bu mahkemeleri, şunları bunları, Donald Trump'ın siyasi geçmişini anlatan fotoğraf gibi olmuş bu yani. Ne Ve dediniz? ilginç. Özgür Hoca, Rönesans tablosu mu dediniz? Onun gibi böyle etrafında FBI ajanları koruyorlar, böyle sanki İsa Mesih gibi herkes de böyle etrafında onu koruyor. O böyle çıkmış kanlı kanlı. Tam da böyle Hristiyan beyze hitap edecek bir şey o. Ama Yani. bir gerçek var. O gerçekten kan tabii. Yani bir Rönesans tablosu ama yani gerçekten 3 santimle hayatta kalan birinden bahsediyoruz. Hani Tabii. Ben komplo demiyorum yani. tabii tabii Baksanıza, tabii iki tabii. ölmüş, iki kişi ağır yaralı. Yani Tabii. ortada gerçek bir suikast girişimi var. Çok açık. Ama o fotoğraftan da yararlanır yani, onu demek Tabii istiyorum. tabii.